Teşekkürler ben Sayın Başkan. Bir kısa açıklama için söz veriyorum. Ben sataşma var demedim. Siz benden önce söylediniz. Bir açıklama yapacağım. Bir kere her şeyden önce Sayın Grup Başkan Vekili Hatibimizi dinlememiş. Onu söyleyeyim. Üzgünüm. Çünkü Hatibimiz Almanya daha iyi demedi. Ya da kötü bir örneği hani öyle bir kıyas yapmadı. Siz bize Almanya uygulamalarını anlattınız. Eksik anlattınız. Doğru kabul edelim. Tecridin ne kadar kötü olduğunu anlattı. Tecrid uygulamalarının insan psikolojisi, yaşamı üzerindeki durumunu anlattı ve bunun bir insanlığa karşı suç olduğunu da ben ekleyeyim. Uluslararası mahkeme kararlarıyla. Ama Türkiye'deki uygulama söz konusu olan İmralı Adası için şunu söyleyeyim. Tarihin en ağır tecrit uygulamasıdır. 2011 yılından beri avukatlar gidemiyor. Almanya'da avukatların görüşemediğini söyleyebilir misiniz? Almanya'da ailenin 5 yıl boyunca ziyaret edemediğini söyleyebilir misiniz? Almanya'da hiçbir telefon... Sayın Beştaş toparlayın, açıyorum. Hiçbir telgraf ve haber alınamadığını söyleyebilir misiniz? Hayır. Ama ben size Türkiye'deki uygulamanın en önemli boyutu şu Sayın Başkan. Anayasal ve ceza infaz sistemine göre şu anda İmralı Adası'nda uygulanan fiili durum yasa dışıdır. Hukuka aykırıdır. Tümüyle korsan, keyfi, siyasi bir uygulamadır. Bunun savunulabilir bir yanı yoktur. Ben hükümet temsilcilerinden şu açıklamayı bekliyorum. Evet biz yasa dışı bir şekilde bu uygulamayı devam ettiriyoruz desinler. Bu konuda bizim tartışacağımız bir şey kalmaz. Peki. Mevcut durum budur. Teşekkür ederim.